Herkese merhaba. Bir cumartesi akşamından evet astrometrik show başlıyor. Bu hafta tam 7-13 Şubat haftasını konuşacağız. Bu hafta bizler için o kadar önemli bir hafta olacak ki hayatımızda en gerçek hedeflerimize, en çok arzu ettiğimiz şeylere ulaştığımız hafta. Biliyorum umudunuz yok. Biliyorum keyifler kaçık. Ne yapacağım? Ne yöne gideceğim? Doğru yolda mıyım? Ya da doğru şeyler mi yapıyorum diye kendinize soruyorsunuz. Peki biz bu programı neden yapıyoruz? Bunlara cevap bulabilmek için yapıyoruz. Evet tabii ki ekstra yanında bir de astrometrik Instagram hesabını takip ederseniz oradan da sizleri alacağız. Artık iş hayatınızda mı problemler var? Sesinizi duyurmak mı istiyorsunuz? Alın size meydan efendim. Alın konuşun. Aşk hayatınızdan mı şikayetçisiniz? İlişkilerden mi çıkamıyorsunuz? Kova burcu musunuz? Aslan burcu musunuz? Koç burcusunuz? Bilmiyorum boğa mısınız? Artık nesiniz? Zodyak'ta ne yaparsınız? En çok hangi özelliğinizi seversiniz? En çok hangisini sevmezsiniz? Hepsini tartışıyoruz. Hepsini bu programda tartışıyoruz. Tabii ki 7-13 Şubat gündemlerimiz de devam ediyor. Çok önemli bir gündem içerisindeyiz bu hafta. Ne güzel sizlere önden hazırladığımız bir programımız var. Yani önümüzdeki haftaya nereden baksanız birkaç günümüz var. Ama bizler sizler için bunları bir hafta önceden çalışıyoruz, sizlere hazırlıyoruz. Bu program içerisinde burçlarınızda haftalık neler bekliyor, tahminlerimizi söylüyoruz. Tam bir tahmin programı. Bence çok etkileyici. Keşke benim zamanımda böyle bir astroloji programı olsaydı. Yapışırdı böyle, hiç hayatta bırakmazdım. Öyle uzun uzun dinlerdim. Bana ne diyor, ne öğrenirim ben buradan, neyi kaparım diye konuşurdum ve dinlerdim. Instagram hesabımızdan açık yorumlarınız geliyor. Ben buradan okuyorum. O kadar keyifli yorumlarınız var ki. İlginiz, alakanız için zaten ayrıca teşekkür ediyoruz. 7-13 Şubat haftalık bizler için neler var haftanın en başında? Bunları not alın olur mu? Bunları yazın. Gökyüzünü nasıl kullanmanız gerektiğine dair size ben burada küçük ipuçları veriyorum. Ne yapmanız gerekiyor? Ben eğer size diyorsam ki 7 Şubat'ta sürpriz ve şaşırtıcı bir şeyler öğrenebilirsiniz. Belki estetiksel bir şeyler yaptırmak isteyeceksiniz. Belki spora başladığınız bir haftadasınız. Neden olmasın? Bu hafta böyle daha fazla spor, aksiyon, ikili ilişkileriniz, bunlarla ilgili kararlar alacağınız bir zaman dilimindesiniz. 7 Şubat çok önemli olacak. Ay Uranüs kavuşumuyla birlikte güçlü bir haftaya başlıyorsunuz. Şaşırtıcı olaylar öğrenebilirsiniz. En fazla hafta pazartesi ve salı günleri boğalar, aslanlar ve kovalar için çok önemli olacak. Eğer yükselen burcunuz da buysa. Tabii ki akrepler için de bu şekilde olacak. Şaşırtıcı bir şey öğrenmek hepimiz için olabilir. Hepimiz için olası ama hayatınızla ilgili değişik bazı kararlar verebilirsiniz. Tabii ki sonrasında en önemli gündemlerden biri Merkür ve Plüton kavuşumu var Oğlak Burcu'nda. Bunlar en son 9 ve 15 Ocak zamanında bir aradaydı, yakın temastaydı. Orada bir şeyler oldu, orada bir haksızlığa uğradınız, orada tepki aldınız, orada iş hayatınızda belki bir şeyleri bırakmak zorunda kaldınız, belki ortaklıklarınız, belki ikili ilişkilerinizle ilgili bazı zorluklar yaşadınız. İşte bunun bir hesaplaşması var. Hesap günü geldi. Ne zaman geldi? Bu hafta geldi. O zaman şimdi sırayla 11 Şubat Cuma günü Merkür ve Plüton kavuşuyor. Bunlar kavuşunca ne oluyor? 9-15 Şubat'ta ne olmuştu? Hadi VTR'sini izleyelim bakalım. ...29 Ocak Oğlak Burcu'nda Merkür-Plüton kavuşumu. İletişimi, düşünceleri, teknoloji ve zekayı temsil eden Merkür, Oğlak Burcu'nda seyreden Plüton'la kavuşum yapıyor. Konuşacaklarınızdan pişman olmayın. Plüton, Oğlak Burcu'ndayken bir durumun gerçeğini görmekle ve zincirleri kırmakla ilgilidir. Merkür ve Plüton bir araya geldiğinde bilinçaltımızı keşfetmemizi sağlar. Düşüncelerimiz ve konuşmalarımızda bu etki ortaya çıkar. Bu nedenle bu hafta konuştuğumuz sözcükler ve düşüncelerimiz hem bizde hem karşımızdakilerde yaralayıcı etkiler bırakabilir. Sözcüklerinizi kafanızda kurduklarınız ve varsayımlar doğrultusunda değil, kalp süzgecinden geçirerek dile getirin. Merkür ve Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki kavuşumu 2022 yılında 28 Ocak ve 11 Şubat tarihlerinde hayatlarımızı etki edecektir. Bu ikilinin kavuşum serüveni 2027 yılına kadar her yıl Ocak ayında bizlerle olacaktır.
5 Ocak 2021, 30 Aralık 2021 tarihlerine bir göz atın. 6 Ocak 2013, 30 Ocak 2016, 24 Ocak 2018, 19 Ocak 2019, 13 Ocak 2020. Korkularının efendisi ol. Bu dönem geçmişte sizleri yaralayan ve üzerinde baskı kuran unsurlar önünüze gelebilir. İnsanları değiştirmekten vazgeç. Sen fikirlerini değiştir. Yaralarını kabullenirsen ancak yoluna devam edebilirsin ve unutma, insan yaralarından ibarettir. Evet efendim, şimdi tabii ki en eğlendiğimiz alandayız. Neredeyiz? Instagram'dayız. Benim çiçeklerim, böceklerim. Abi böcek de var aramızda. Kusura bakmayın hanımlar çiçek, erkekler böcek. Hemen alıyoruz sizi. Hoş geldiniz. Yorumu kapattım. Efendim isimleri alayım, burçları alayım. Şu an ne yapıyorsunuz? Az önce tavanı izliyordun, gördüm ben. Tavandaydım. Ben size ne diyorum? Girdiğinizde telefonu tuşa basıyorsunuz, çıkıyorsunuz, orada çamaşır asıyor. Başka bir şey yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Anlatın bakayım. Önden bayanlar. Heh, şöyle. Burcun ne senin? Sen bu işi biliyorsun. Başak burcuyum. Yükselenim de Başak. Adım İbrahim. İbrahim, ne yapıyorsun? Çok kötüyüm, berbatım. İbrahim, başak olmak ne demek? Sen mutfakta, mutfağa çitiliyorsundur. Allah, mutfağı... Şu mutfağı bir gösterir misin? Kurban olayım, mutfağa bak. Allah aşkına, sizin evinizde mutfak böyle mi hanımlar? Nerede? Öyle şok olursunuz. Öyle şok olursunuz. İbrahim'in mutfağına bakın. Peki, yukarıdaki hanımefendinin ismini alayım. Özgen. Müzeyyen, merhaba. Özgen, Müzeyyen mi? Evet. Müzeyyen, burcun ne? Koç. Ay belli, aksiyonlu girdin yayına. Müzeyyen. Yalnız mısın evde? Yalnızım. He tamam. Peki normalde yalnız mısın? Yalnızım. Hep yalnız. Anladım. Yalnızım. Kaç doğumlusun? Yükselen ikizler, 85 doğumluyum. Tamam. Peki yukarıdaki hanımefendi? Özgen ismim. Özgen Hanımcığım. Burcum Oğlak, yükselenim Boğa. Ay tam bir Oğlak gibi duruyorsunuz. İş insanısınız ama evi de işe çevirmiş gibi duruyorsunuz. Ne iş var mı? Ev hanımı mısınız? Ne yapıyorsunuz? Yok, çalışıyorum. Ne üzerine çalışıyorsunuz? Tekstil. Kaç doğumlusunuz? 86. 86. Ah benim zavallı kuşağım. Gelelim aşağıdaki Başak beyefendimize. Sizde nedir durum? Bu yıl ne yıl? Doğum yılı? 93. 93. Sen bir de Satürn döngüsündesin. Kafan dumanlı. Nasıl? İlişkiler nasıl? Ne durumda? İlişki durumumuz yok maalesef. Belli oluyor. Mutfakta, mutfağı derlemişsin, toplamışsın. İlişki durumu çok belli. Ya tek başına kalınca sürekli temizlemem gerekiyor. Ama senin gerek. Evde biri de olsa sen zaten o mutfağa sen gireceksin. Yani o yüzden buna üzüleceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Yani buna bu dram olamaz bir Başak Burcu için. Beni kandıramazsın. Yani bu bir dram değil. Sen evde hanım olsa, eş de olsa mutfağa sen gireceksin zaten. O yüzden bırak, en azından bir tabak kaldırıyorsun. Kafan rahat şu anda. Boş ver. Huzurunu niye kaçırıyorsun? İyiyim ya. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Şimdi o zaman görüşürüz. O zaman şimdi Ay Jüpiter karesi ve teresi geliyor çünkü bu hafta. Ay Jüpiter karesi. Bana beni geri ver. Duygularımızı yöneten ay ikizler bu.
ilerlerken Balık burcunda yolculuğunu sürdüren Jüpiter'le kare açı yapacaktır. Ayın İkizler burcunda olması bilinçaltımızdaki düşüncelerimizi, duygularımızı ve tepkilerimizi uçlarda yaşamamıza sebebiyet verir. Balık burcundaki Jüpiter'in de bu etkiye eşlik edecek olması, yaşayacağımız bu durumları büyüteceğimiz anlamına gelecektir. Hayatımızda bizleri üzen, takıntı haline getirdiğimiz düşünce ve kişileri gözümüzde daha da büyütebiliriz. Etrafımızdaki insanları küçük görebilir, kibirli tavırlar sergileyebilir ve bu nedenle çevremizdekilerle iletişim sorunları yaşayabiliriz. Abur cubur tüketimini abartabiliriz. Olayları büyütmeden sakin kalmaya çalışın. 10 Şubat Perşembe günü yaşanacak bu kavuşumda yapabileceğimiz en doğru şey kendimizle baş başa kalmaktır. Fiziksel aktivite ve hobilerle uğraşarak dedikodu ve eleştirilerden uzak kalabilirsin. Kimse hakkında konuşma ve hayatına hizmet etmeyen insanların gitmesine izin ver. Unutma, bazen kendine gelebilmen için başkalarından gitmen gerekir. Evet efendim, tüm heyecanımızla devam ediyoruz. Sürprizlere açık olan bu programda çok güzel bir yıldızımız var efendim. Bir yıldız bağladım size. Şimay Hanım, evet. Hoş geldiniz programa. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün çok keyifliyim, çok mutluyum. Ya yaşasın. Burcunuz evet. Nedir? Tabii ki Kova. Bugün doğan biri için Kova burcu. Süper! Doğum günü. Doğum günü çocuğunuz. Evet. Harikasınız. Evet, doğum gününüz kutlu olsun. Güzel bir hediye oldu. Ya, çok harika. Doğum gününüz kutlu olsun. Peki sizi tanımayanlar için de küçük kendinizden bahsederseniz güzel olur. Yeni albümünüz galiba çıkacaktı değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet, çok yakında. Çok evet. Yakında. Sesinizin güzelliğini Kova burcu olmanıza borçlu olduğunuzu düşünüyorum. Yani sanat burcu diyorlar, daha ilerin burcu diyorlar ama bilmiyorum artık. Abi, bakacağız. Yükselen burcunuz? Yükselenim yengeç olması lazım. Evet, i̇şte yengeç. Sanatçılık oradan geliyor. Kova çok o işlere bakmıyor bizim astrolojide. Sizin o yengeçlikten geliyor birazcık diye düşünüyorum. Duygusallık ben. Değil mi? Tabii acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir demiş azıcık, adına. Evet, azıcık o zaman bir şey diyeyim. Söyleyeyim, bir şey söyleyin de bari. Bize teselli olsun. Şu iki yıldır kovaların çekmediği kalmadı. Kovalar bitti. Bitap, perişan. Diyorlar ya 2022 artık kovaların yılı. Kovalar şansta, yes. Başarıda, aşkta. Yes. Gelsen. Kandırdık sizi. Bütün bir yıl sizi oyaladık. Asıl yılınız şimdi. 2022 yılı sizin. Yine hüsran. Neyse, 2022 bizim bir yırtık. Aynen. Peki küçük bize bir şey söyleseniz, öyle bir kovalara gelsin ama. Sıradaki şarkımız kovalara gelsin. O zaman Yekta'cığımın özel bir isteği vardı benim için. Şu anda o da bizi izliyor. Evet. Onu kocaman öpüyorum. Tan'dan senden özel bir şarkı istiyorum dedi. Ay. O zaman bak, görüyorum yine ortalığı karıştılar. Tam dedin, bittin ya. Ben program hemen kısacık alalım. Tamam. Bir an dayanamam bu dünyaya. Allah. Yaranamam. Gitme sonum olur diyen dilin, kalbin yalan, vedan yalan. Kovalara gelsin. Ya aşktan söz etmen olur, senin sevdan, dünyam yalan. İşte bu! Buradan kalbimizi atıyoruz size. Efendim, benden de kocaman kocaman. Yeni sizi takip edebilirler. Buradan da görüyorlar bu güzel sesli hanımefendiyi, sanatçımızı. Bu değerli sanat çok önemli bir şey. Buna değer veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. İnşallah albümünüz de hayırlı olur. Kovaların bu dönem umarım yüzü gülecek. Bu yıl sizin yılınız. Başaracağız. Şimdi, inşallah. Şimdi yeni bir projeye adım attım. Bir covers projesi. Prodüktörüne gerçekleştirilen bir proje. Sözü müziği de Ümit Sayın'a ait, çok değerli bir, çok güzel. Müthiş. Bir eseri seslendirdim. Güller Ağlamak
Ay, Şubat ayına doğru çıkacak diyorlar ama belki Mart'ın ortasında bulabilir. Mart Şubat'ta daha güzel. Mart daha güzel. Mart'tayız. Bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Mart diyecek miyiz artık? Mart, 1 Mart'tan sonra çıksın. Çok sevgiler. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkür yayınlar diyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet efendim, bu hafta ne var? Venüs'le Mars kavuşuyor ya Oğlak Burcu'nda. Bakın bu çok önemli bir şey. Venüs-Mars kavuşuyor. Tabii ki bunları tutkulu aşklar, ilişkiler gibi görüyorsunuz değil mi? İş birlikleri, iş ortaklıkları biraz bunları da anlatıyor. Bunlarla ilgili konuları da gündeme getiriyor. Tabii bunlar söz konusu olunca Ay da buraya karşıtlık yapacak. Bu hafta bununla ilgili de küçük bir VTR hazırladık. Hadi bakalım geçelim VTR'ye. Ay Venüs Mars karşıtlığı. İnatlaşmak yerine inanmayı deneyin. Ay yöneticisi olduğu Yengeç burcunda ilerlerken en rahat ettiği yerdedir. Ay ve Yengeç birlikteliği duyguların yükseldiği, mantıktan uzaklaştığımız zamanlardır. Yengeç burcu bize her şeye ve herkese açık olamayacağımızı, duyarlılığımıza ve yumuşaklığımıza dikkat etmemiz gerektiğini, sınırlarımız olması gerektiğini, ayırt edici olmamız gerektiğini öğretir. Nerede durman gerektiğini bil. Venüs ve Mars 16 Şubat'ta Oğlak Burcu'nda yapacağı kavuşum öncesi ilk etkileşimlerini 13 Şubat'ta gerçekleştiriyor. Yengeç Burcu'ndaki Ay'la da karşıtlık gerçekleştiriyor. Yengeç, değişiklikleri uygulamak, harekete geçmek, kendimizi ve başkalarını savunmak ve korumak, yaşam yaratmak ve beslemek için duygusal enerjiyi kullanmakla ilgilidir. Bu temalar Oğlak Burcu'nun ciddiyet ve sorumluluk duygusuyla karşı karşıya geldiğinde ilişkilerimizde kıskançlık, restleşme durumlarıyla karşılaşabiliriz. Kendinizi keşfedecek yollara yönelin. Kendi farkındalığınızı ortaya koyun. Başınıza gelenler için suçlu ve sorumlu aramayın. Kendinizi umutsuz bir hayatın parçası haline getirmekten vazgeçin, tefekkür edin. Mevlana'nın dediği gibi, güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağla karı baş başa bırakmaktır. Gün gelip karlar eridiğinde dağ yolunuzu gözleyince en güzel cevap başka bir dağdan selam yollamaktır. İlahi adalete güvenin. Hiçbir şey kimsenin yanına kalmıyor ve kalmayacak. Evet, Instagram'a ben burada Instagram'da sohbet muhabbet burada koyuyor. Şimdi bakalım hemen Instagram'daki arkadaşlarımızı da alalım. Çünkü bundan sonra 12 tane burcumuzu bu hafta neler bekliyor biliyorum. Heyecanla bekliyorsunuz. Şimdi arkadaşlarımızı alalım. Evde son hava durumları nedir? Neler yapmışlar? Bu insanlar Merkür ve Venüs retrosu yaşadı. Bu insanlar perişan oldu. Efendim hoş geldiniz. Evet, o koç. İlknur Koç. Cüneyt, senin burcun ne? Ben Yay burcuyum. Sana bir şey olmamıştır. Senin? Kova. Sen zaten çoktan bitmişsin. Ayağa kalkamıyorum. Bak koça bak koçum. Biz de sürünüyoruz. Biz vallahi biz de sürünüyoruz. Kova, bak kovanın sürünmesiyle koçun sürünmesi arasında fark vardır. Koç. Yani göstermem. Koç sürünürken hayatına devam edebiliyor. Kova bir kova daha edemiyor. Kova bir daha devam edemeyecek gibi sanıyor. Edemiyor. Evet. Yaya bak. Yerinde sayıyorum ben. Yay ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Öyle gidiyor işte hayat. Hiç sorun yok gibi bakıyor ama içi yanıyor yayın. Bitiyor. Öyle var. Peki yükselen terazi olunca? Karıştırma. Oyunda böyle güzel oluyorsun. Saçın havalı oluyor yükselen terazi olunca. Sarışın oluyorsun. Öyle güzel oluyorsun yani. Güzel oluyor. Cüneyt Bey, anlatın yaylar ne yapıyor? Siz şu an yay başkanısınız. Teşekkür ederim efendim. Bu kutsal görev için. Ne demek efendim? Ya ne yapıyorum bilmiyorum. 8. evim benim terazide. Bugün onu yazmışsınız. Onu merak ettim. Acaba bir teraziyi yazmadım. Onu da burada soruyorsun. Helal olsun Cüneyt. Sağ ol. Sınav yaptı. Bütün burçları yazdım. Yetişemedim. Tek teraziyi başa yazamadım. Onu da gece yazacağım. Sosyal medyada. Sen de var mı bir başaklık bakayım? Yok.
maalesef. Fakat ben de bir tablosan var. Peki harika, onu yazacağım. Şey yap, takiptesin zaten, görürsün. Harika. Kaç yılında doğdun? 95, 23 Kasım. Aa, senin yolun yol, o yol. Allah Allah. Güzel olacak ama astrolojiye tanışanların yolu yoldur. Peki efendim, yukarıdan hanımefendiciğim sizin? Koç. Benim? Koç, sizin? Kova. Benim Kova, yükselenim Balık, ay burcum Balık, güneşim Kova. Konuşacak çok bir şey yok bize. Ben bittim. Acaba kalkar mıyım, yaşar mıyım? Bak, kovalar ne zaman mutlu olacak? Ağlıyor musun yay burcu? Benim kova kimse ağlayamaz. Sana vermem. Oğlum, oğlum ağlıyor mu? Canlı yayında kriz var çocuğum. Ağla, reyting artsın. Ağla. Ağla. Ağlıyor ya, ağla. Ağlasana oğlum. Kapattım, kapat yanacak. Yaylar ağlıyor ama burada teselli buluyor. Koç, sen de bir şey... Koç da bir şey yok. Koç durdu. Sen ne yapıyorsun orada? Hiç umurumda mı dünya mı? Bir aksiyon yok. Ben keyif yapıyorum. Valla maşallah he. İyi de Allah razı olsun. Valla afiyet olsun. Koç devam ediyor. Koç kaldı. Çok kaldığı yerden devam ediyor. Çok güzel. Gördüğünüz gibi Türkiye'de haller bu şekilde. Haller düzelecek ama 2022 düzeliyor değil mi? 2022 bizim senemiz. Hepimizin bizim senemiz. Senemiz. Evet. Direkt, ağlamayı kestin mi? İnşallah henüz kesemedim ya. Canım benim yavrum. Sen ayrı ilgileneceksin, merak etme. Biz şu an içimize kaçtık. Mayıs'tan sonra açacağız. Astrolojiyi bilenler, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Haftalık videolarımıza geçiyoruz. Merak ediyor musunuz bu hafta koçlar, boğalar, ikizler neler yapıyor? O zaman haydi koşun izleyelim. Notları almayı unutmuyorsunuz. Bak çok hazırlıyoruz bunları, çok çalışıyoruz. Hadi. Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Yeni bir haftaya giriş yaptık. Şubat'ın tam artık ortasına geldik diyebilir miyiz? Evet, geldik. 7-13 Şubat haftasını konuşuyoruz. Bu haftanın bizler için değeri ve önemi nedir? Bu hafta en önemli gökyüzü olaylarından bir tanesi artık ileri hareketine giden, hızlanan Merkür gezegeninin Plüton ile kavuşum içerisinde olmasıdır. Bizim hayatımızda belirli kuralları, belirli disiplinleri bağlayacak ve hayatımızda kişisel anlamda ilişkilerimizde olsun, iş hayatımızda olsun, özellikle baskı altında hissettiğimiz konularda büyük değişim ve dönüşümleri bize hissettirecek. Peki hadi bakalım 12 tane burç üzerindeki etkisini tek tek inceleyelim. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar, bu hafta içerisinde Merkür ve Plüton'un da kavuşum sergilemesiyle birlikte ikili ilişkilerinizde ve iş hayatınızda çok büyük bir dönüşüm zamanındasınız. İşe girebilirsiniz, terfi edebilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz. Bunlar olurken birçok koç burcu da birdenbire işlerinden ayrılabilir, istifa edebilir, çıkartılabilir. Yani iş hayatınızda ne yaşıyorsanız, hikayeniz neyse, özellikle 9-15 Ocak haftasında yaşamış olduğunuz zorluklara bir gidin bakalım. Orada neler dönüşmüştü hayatınızda? İş hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili terfi etmek, belki maddi kazançlarınızı belirlemek, belki iş hayatınızla ilgili haklılıklarınızı almakla ilgili neler vardı hikayenizde? İşte bu hafta bunlarla ilgili çok önemli kazanımlar, bunlarla ilgili konular sizin gündeminizde oldukça önem teşkil edecek. Yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Meslektaşlarınız varsa iş hayatınızda, iş kariyer alanında bir takım sürtüşmeler ve güç savaşları, güç çekişmelerine gidebilirsiniz. Sizler bir şey yapmıyor olabilirsiniz ama çevrenizde bir takım kıskançlıklar ya da bir takım rekabetlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ama bunlar sizler için günlük rutin hareketler olabilir. Sizler bir şekilde iyi niyetinizle, samimiyetinizle bunları da öyle ya da böyle atlatacaksınızdır. Bu yüzden bu haftayla ilgili yapabileceğiniz en güzel şey güç çekişmelerine girmemeniz, sadece işinize odaklanmanız, işiniz ve kariyerinizle ilgili hedeflerinize büyük bir inançla, güvenle devam etmeniz olacak. İyi haftalar diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar, sevgili boğalar, bu hafta sizler için ikili ilişkilerinizle ilgili konular çok önemli olacak.
Merkür ve Plüton'un da kavuşum içerisinde olması özellikle belki de amaçlarınız, inandığınız şeyler, hayatınızla ilgili konuları tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Biraz öfkeli ve gerginsiniz. Bazı konularda ne yöne gideceğinizi, nasıl ilerleyeceğinizi pek kestiremiyor olabilirsiniz. Belki bir ilişkide kırgınlığınız var, bunu konuşmak istiyorsunuz. Ya da belki duygusal anlamda bir konuda dostluk ilişkiniz, arkadaşlık ilişkiniz sona erdi. Bir şeyi gördünüz, hayatınızla ilgili gerçek bir olayla yüzleştiniz. Bunun acısını çekiyor olabilir ve bu hafta bununla ilgili bir konuşma yapmak istiyor olabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda kendinizi geliştirmeye doğru odaklanmalısınız. Bu hafta bir konuda eğitim alabilir, büyük bir değişim ve dönüşüm kararı verebilirsiniz. Yani eğitim almak, yeni bir şeye başlamak için çok önemli bir haftadasınız. Artık Merkür de Venüs de geri hareketlerini sonlandırdığı için bu hafta içerisinde yapacağınız her şey sizin için çok kalıcı noktaya gidecek ve sağlam kalıcı projeler için gerçek anlamda yeni adımlar atacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde ya da beklemediğiniz bazı geçmişle ilgili çok şaşırdığınız, küs olduğunuz belki de ilişkilerinizle ilgili konularda da bu hafta bir takım barışmalar, belki de bir takım iyi niyetli anlaşmalar söz konusu olabilir. Kendinizi bu yönde uzlaşmacı bir noktaya çevirirseniz çok daha başarılı olacaksınız. Bunu uzlaşmacı noktada kullanırsanız bir takım geride kaçırdığınız işlerinizde bu hafta artık netlik kazanabilir diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler. Evet, artık yönetici gezegeniniz Merkür ileri hareketine geçiş yaptı. Haftaya da Ay ikizler burcunda başlayarak hiç olmadığınız şekilde duygusal anlamda bir takım öfkeli, böyle birazcık daha saldırgan, birazcık daha endişeli başlıyor olabilirsiniz haftaya, ama panik yapmayın asla. Bir şeyler duydunuz belki. Belki yakın çevrenizden aldığınız bir takım dedikodularla nasıl ilerleyeceğinizi, nasıl gideceğinizi pek bilemiyorsunuz. Bir şeyleri öğrendiyseniz bile bunu aradaki kişiyi çıkartıp kendiniz gidip sormayı seçmelisiniz. Hayatınızda ne yaşanırsa yaşansın, sonuç ne olursa olsun. Burada sizin olaylar içerisindeki duruşunuz çok daha önemli olacak. Yani bir olay yaşanabilir, kırgınlıklar olabilir, küslükler olabilir, ama bu olayın içerisinde siz kendinizi nasıl lanse ediyorsunuz, nasıl gösteriyorsunuz, ne kadar omurgalı bir duruş sergiliyorsunuz, işte bu çok değerli olacak. O yüzden yaşadığınız olaylarda kendi kalitenize uygun cevap vermeyi, kendinize uygun tavırlar içerisinde olmayı seçmelisiniz. Yani insanlar hak ettiği için iyilik yapmaktan daha çok sizler aslında çok iyi bir insan olduğunuz için iyilik yapmaya devam etmelisiniz. Bu felsefeyi bu hafta barındırın hayatınızda. Eğer bu felsefeyi konduramazsanız kendinize çok öfkeli ve çok daha saldırgan olmaya açık olabilirsiniz. Merkür ve Plüton'un da kavuşması, Merkür de ileri hareketine gidiyor biliyorsunuz. Artık burada parasal ve finansal konularda nefes almak istediğiniz bir zamanı işaret ediyor. Finansal anlamda oldukça rahatlayacağınız bir zaman başlıyor. Sabırlı olun, doğru yatırımlar içerisinde olun. Alacaklarınız varsa da bu hafta alma ihtimaliniz oldukça yüksek olacak diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet efendim. Şimdi Instagram yayınımıza geçiş yapıyoruz. 3 tane ülkemin çiçek gibi kadınlarını alıyorum. İkisi Başak, bir tanesi Koçmuş. Ben raporlarını aldım tabii ki. Haydi bakalım, bağlanalım. Gelin bakayım ekrana. Biri salonda, biri mutfakta yemek yapıyor. Biri Almanya'da. Devam edin. Erzurum. Erzurum, sen yukarısı? Almanya. Almanya, Rize. Niğde ama unutmadım, bitirmiştim. Peki, sen Koç'tun, siz ikiniz... Ay şu arkadaki Başak'a bak, küçük Başak'a bak. Başak Burcu olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Konuşması bile Başak. Onları gibi değil. Tam bir Başak. Evet, gerçekten. Burcu'yu çok seviyorum, çok mutluyum. Şu an seviyorsun. İyice Başak olmuşum ben. Ay senin yerim ya. Seni Başakların temsilcisi seçiyorum. Peki aşağıdaki Almanya'da Başak olmak nasıl bir şey? Hani Erzurum'da... Almanyalı benim. Evet, Almanya'da Başak olmak nasıl? Sana soruyorum. Çok zor. Niye? Orası en güzel memleket, ülke. Çünkü çok, çok temizlikçiyiz, çok doğrucuyuz ve bu kabul edilmiyor. Neden? Kuralları maalesef. Orada, kural orada. Düzen orada.
Başakların da kendine ait kuralları var. He, pardon, doğru. Onun oldurmaya çalıştığı kuralları var. Ondan kadın ne yapsın? Strese giriyor. Peki yukarıdaki koçum sen söyle. Kural tanımaz. Bana o gün soruyorlar, diyorlar ki öncelikleriniz neler Aygül Hanım? Ben de dedim ki önüme ne geliyorsa öncelik. İki Ocak'tan. Aygül Hanımcığım 2 Ocak bir seçim geçirdik. Bir yılın sonunda seçimi gelirdik, liderliğini yapıyorum. Adaya, koça basacaklardı. Adaya bastılar. Neye basmışlar? Neye bas? Koça basmışlar. Şimdi esnaf odalar seçimlerimiz vardı. Esnaf odası seçimlerimiz tamam. vardı. Ben de genel sekreterim. 4 gün öncesinde 4 gün ocağın üstünden 4 gün öncesinde aday geldi, dedi ki bir koça basacak mı? Koça basmadı. Burcu Yarı mı seçiyor esnaf dernekleri başka? Burcu Yarı mı seçiyor? Çok mantıklı. Bence başkanım mantıklı. Boğa. Başkanım Boğa. Ben koçum. Başkanı yayına alalım. Başkan yok, evde yatıyor. Hayır, bir dahaki haftaya söyle yayına gelsin. Ama... Rakip olan kovaydı. Rakip olan kovaydı. Borç ödüyor şimdi. Satürn kovada. Çok zor. Biliyorsun şu an adaylık madaylık kovalar zor yani. Bu an yapamaz şu an kolektife. Bir koça basamadılar. Bir koça. Tamam, anladım, tamam. Peki. Çok teşekkür ediyorum kızlar. Kendinize çok iyi. Ay, yakışıklılığa bak ya. Öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Evet efendim, Instagram'dan havadislerimizi gördüğünüz gibi hangi burç ne yapıyor? Yani esnaf derneği başkanı mı dedi, onlar bile burçlarına göre seçim yapıyorlar. Koçsa parmak basıyor, o oyuna basıyor, işte bir şeyler oluyor. Yani herkes hayatına astrolojiyi bir şekilde alıyor. Neden? Çünkü birazcık aklımızı çalıştırır ve birazcık geleceğe dair tahminlerde doğru isabetli kararlar vermek istiyorsak, insanların kişilik özelliklerinden niye ilham almayalım? Niye bunu hayatımızın içerisinde kullanmayalım? Bazı kanunlar var ve bazı şeyler değişmiyor. Bunları denemekte fayda var. Tabii ki bunlara bağlı kalıp körü körüne vazgeçilmez bir şekilde hayatınızı buna göre planlamak falan değil. Bunlar tutmaz. O tarz ilerlememek gerekiyor. Ama hayatın içerisinde iyi gözlemler yapmak çok değerli bir fikir. O zaman geçiyoruz. Yengeç, Aslan, Başaklar. Haydi kağıt kalemler alın. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler. Evet, bu hafta Venüs, Mars Oğlak burcunda kavuşuyor. Bu sizin evlilik evi, ortaklıklar evi dediğimiz bir alan. Burayla ilgili büyük bir güzelleştirmeye gidiyorsunuz. Bir şeyleri güzelleştirmek, şekillendirmek için büyük bir efor harcayacaksınız. Belki yeni bir iş birliği içerisindesiniz. Yeni bir iş ortaklığı içerisindesiniz. Buradaki kurguyu ve mekanizmayı tamamlıyorsunuz. Belki yeni personeller alıyorsunuz. Belki şirket kuruyorsunuz. İşinizle ilgili büyük bir anlaşma içerisindesiniz. Belki bu bir iş değil. Belki de evliliğinizle ilgili bir güzelleştirme, bir tamamlanma, bir netlik kazanmaya doğru ilerliyorsunuz. Yapacağınız önemli konuşmalar, özellikle 9-15 Ocak zamanlarında neler yaşamıştınız hayatınızda ve burada neler yarım kalmıştı, bunlarla ilgili konuşmalar yapabilir ve burayla ilgili eksik kalan konuları tamamlayabilirsiniz. Belki bankalarla ilgili, belki de hukuksal konularla ilgili de tamamlanmak istediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Finansal anlamda hoşlanmadığınız, beğenmediğiniz, hizmet alamadığınız belki de durumlar varsa, belki de bu çalışma arkadaşlarınızdan hizmet alamadığınız konular olabilir. Burayla ilgili görüşmeler ve konuşmalar yapıp isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı belirtebilirsiniz. Bu hafta özellikle terfi, yer değişimi ve kariyerinizle ilgili radikal kararlar çok heyecan verici olacak diye söyleyebiliriz. Finansal anlamda biraz daha sabırlı olun. Önümüzdeki dönem çok daha başarılı sonuçlar alacaksınız diyoruz. Şimdiden keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar, bu hafta içerisinde ikili ilişkileriniz çok değerli olacak. İkili ilişkilerinizde özellikle yeni bir projeye başlamak istiyorsunuz. Yeni bir anlaşma yapacaksınız. Karşı tarafa belki bunu sunacaksınız. Belki de size bunu sunacaklar. Böyle de söyleyebiliriz. Ama iş ortamınızda o kadar talihsiz şeyler yaşadınız ki, iş hayatınızda da
bir şeylerden böyle elinizi ayağınızı çekmek, geri adım atmak, belki uzaklaşmak istediniz. Belki de bir şeyi olduramadığınızı düşündünüz. İşte bu hafta özellikle 8 ve 9 Şubat'ta yeniden dönmek istiyorsunuz. Yeniden doğmak istiyorsunuz. Yeniden bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Sanki doğru bir yerde ve doğru bir karardasınız diye söyleyebiliriz. Çünkü bu hafta burayla ilgili dönüşünüz muhteşem olacak. Belki bir iş başvurusunda bulunacaksınız. Belki çok önce bulunmuştunuz. Merkür'de ileri hareketine dönünce burayla ilgili sonuçlanmalar yaşadınız. Aşk hayatınız ve ikili ilişkilerde biraz kırgın olabilir. Birazcık soğuk, mesafeli ilişkiler içerisine girmiş olabilirsiniz. Bunları düşünüyor, sorguluyorsanız bu hafta bunun neden olduğunu, ne hissettiğinizi çok iyi anlayacaksınız. İş hayatınızda ve çalışma koşullarınızda büyük bir değişim sizi beklerken sağlıkla ilgili konulara da lütfen dikkat edin. Geçirmeniz gereken küçük operasyonlar varsa ya da daha öncesinde acaba olsun mu olmasın mı diye düşündüğünüz şeyler varsa bunlarla ilgili kararlar verebilirsiniz. Bu belki estetiksel olabilir, belki sağlığınızı ilgilendiren konular olabilir ama gerçek anlamda sizi değiştirecek, dönüştürecek güzel konular olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar, sevgili Başaklar, bu hafta içerisinde aile ilişkilerinizde bir takım kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Aile hayatınız, ikili ilişkileriniz belki de, anne babayla olan problemler, evinizde taşınma, yer değiştirme, komşulukla ilgili konular biraz böyle gündeminizde olabilir. Aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde biraz bunalmış, biraz köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Tabii bunlar olurken aşk hayatı ve ilişkilerde beklentileriniz belki düşük. Belki de ne yöne gideceğinizden çok emin olmadığınız bir duygu durumu içindesiniz. Yeni bir başlangıca çekileceksiniz bu hafta içerisinde. Adeta biri sizi gelip bir yerden alacak ya da bir yerden bir noktaya taşıyacak, bir başlangıca götürecek diyebiliriz. Parasal ve finansal konularda yeni bir başlangıca giderken özellikle çarşamba ve perşembe günü yapacağınız görüşmeler çok önemli olabilir. Venüs ve Mars'ın bu haftaki kavuşumu adeta sizleri büyük bir projeye, büyük bir işe, güçlü bir duruşa götürüyor. Güçlü bir belki itibar, statü, yeni bir şeye başlama kararı olabilir. O yüzden bu hafta ikili ilişkilerinizde, parasal kaynaklarınızda ya da gelen tekliflerde lütfen çok daha cesur ve girişken olun. Burada bu hafta başlayacağınız her şey, iş hayatınızda değiştireceğiniz her şey oldukça başarılı. Sizi güçlü bir noktaya götürecek. Belki yeni bir projenin başına geçmeniz, belki de yeni başlayacak bir şeyi hayatınıza almanız gerekebilir. Tabii bunlar olurken ve bunlar gerçekleşirken de sizlerin buradaki umudunu sürdürüyor olması ve cesur olması başka bir konu olacak. O yüzden buradaki umut ve cesareti lütfen bu hafta ayakta tutun. Burada depresif yaklaşırsanız bu başarıyı fark edemiyor olabilirsiniz. Yeni bir oluşumun içindesiniz. Buna tüm kalbinizle inanmanız dileğiyle diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Efendim, Instagram'da çılgın Türk kadınlarımız tüm cefakarlıklarıyla efendim hemen yayına veriyoruz. Şu güzellikleri görmeniz lazım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Yasemin. Kendisi Boğa burcu. 02 Yasemin, hoş geldin. Gökçe. Hoş bulduk. Sen bir koçsun ama koç. Hangi şehirde bir koçsun? İstanbul. İstanbul'da koç olmak da yani şahsen kendi adıma söyleyeyim çok zor. Efendim siz hangi şehirde bir koçsunuz? Ben de İstanbul'da koçum. İstanbul'da koç olmak nasıl bir şey? Hadi Mersin'de Başak olmak, boğa olmak ortada. İnsan o sıcaklık nasıl geliyor bakar mısın? Yani şu güzelliğe bak. Siz bekar mısınız hanımefendi? Evet. Evet. Sizler bekar. Bir Gökçe Hanım evli. Evet, evet. Buradan evet böyle duyuralım ki bunlar önemli duyurular. Sonra Avrupa'dan mesajlar geliyor. Avrupa'da açılıyorsunuz şu an. Avrupa'dan yazan insanlar oluyor. Hiç hoş değil. Bunları uyarıyorum diye de ileteyim. Peki kızlar, iş kariyer hayatlarınızda durumlar nedir? Merkür ve Venüs size bir şey yaptı mı? Benim için çok zorlu geçti. Ne yaptı? Mesela söyle bir örnek. Mesela şöyle örnek. İş hayatımda çok sorun yaşadım. Çok fazla yoğun çalıştık ve iletişim bunun olarak... Bunun Merkür'le Venüs'le bir alakası yok. Bunun Koç burcu olmanla alakası var. Böyle oturuyorsun, oturduğun yerde hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle çay içiyorsun, televizyona bakıyorsun, düşman çekiyorsun. Böyle bir özelliğin evet. var. Evet.
Değil mi? Yandaki hanımefendi de koç. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. İnsanlar... Ya koç her yerde güçlü bir şey olmaz ki bize. Evet işte bak bu kafada olduğumuz için insanlar bizden nefret ediyor. Olsun ama halledeceğiz. Koç'un en güzel favorisi halledeceğiz. Boğa Hanım, güzelliğinizden gözümüzü alamadık. Şu an yönetmenim de buradan bana çok şey söylüyor ama burada söyleyemeyeceğim. Yayın başka bir noktaya gidiyor. İletemiyorum. Şimdi bir VTR'ye geçeceğiz. Size döneceğim tekrar. Çünkü özele giriyor bu konu. Kendinize çok iyi bakın efendim. Öpüyorum sizleri. Evet, içeriden de herkes çok öpüyor sizleri kızlar. Hoşçakalın. Evet, şimdi geliyoruz diğer VTR'mize. Bakalım teraziler, akrepler, yaylar neler yapacaklar bu hafta? Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar, sevgili teraziler, bu hafta içerisinde Venüs'ün ileri hareketine artık geçmiş olması münasebetiyle de ilişkiler konusunda daha rahat nefes alıyorsunuz. Hem ikili ilişkileriniz hem aşk hayatınızda bir ferahlama ve bir gevşeme söz konusu olabilir. Belki çok fazla manipülasyonla karşı karşıyaydınız, belki de burayla ilgili konuları çok yönetemiyordunuz. Böyle hafta başında bir tık daha burayla iyi ilişkiler içerisinde olacaksınız ama tabii ki Merkür ve Plüton'un kavuşuyor olması, Venüs ve Mars'ın da kavuşuyor olması, bunlar sizin özellikle taşınma, yer değişimi, iş hayatınızla ilgili büyük kararlar vermeye itebilir. Belki evliliğinizin içerisinde anne baba sorunları yaşıyorsunuz. Belki eşinizin annesiyle, eşinizin babasıyla alakalı sorunlar yaşıyorsunuz. Bunlar bir manipülasyondur, bunlar bir mobbingdir. Bunlar sizin hayatınızda belki size iyi gelmeyen konulardır ve bunlarla ilgili bir karara gitmek istiyorsunuzdur. Bu belki yöneticilerinizle ilgilidir. Ama hayatınızda mobbinge uğradığınızı düşündüğünüz, size baskı yarattığını düşündüğünüz, kendinize iyi hissetmediğiniz bir durumun bir farkındalığını yaşayıp burayla ilgili cesur bir karar vereceksiniz ama işin güzel tarafı sistem sizden yana olacak. Yani bazı şeyler sizden yana gerçekleşecek. Bu durum sizleri daha mantıklı, daha sevgiyle bir yere götürecek ve daha başarılı olmanızı sağlayacak. Bunları yaparken lütfen ne olursa olsun sadece umudunuzu, belki de duygularınızı, geleceğe dair planlarınızı, hedeflerinizi değiştirmek değil, bunları giden yolunuzu değiştirme gibi bir kavram içerisine girebilirsiniz. Çünkü ne olursa olsun başaracağınıza inanmanız bu hafta için çok önemli. Vazgeçmeyin diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler, bu hafta sizler için önemli bir hafta. Haftanın başı özellikle sürpriz bazı gelişmelere açık olabilir. Bir şeyleri sürpriz bir şekilde öğrenebilir, yeni bir başlangıç içerisine girme kararı verebilirsiniz. Merkür ve Plüton'un kavuşuyor olması, banka işleriniz, devletle ilgili işleriniz, hukuksal işleriniz varsa bunları tekrar gözden geçirmenizi gerektirebilir. İkili ilişkilerde aşka, sevgiye duyduğunuz özlem, belki ilgiye duyduğunuz özlem biraz daha artıyor olabilir. Kendinizi yeniden tasarladığınız bir seneye girdiniz zaten. Yani bu hafta konuştuğumuz ya da bir sonraki hafta konuştuğumuz artık değişmeyecek. Artık sizler yeni bir siz olma yönündesiniz. Bunu fark etmeniz gerekiyor. Kendinizi yeniden fark ettiğiniz, yeniden tasarladığınız bir sene içindesiniz. Bu hafta sadece bunların küçücük bir başlangıcı belki de. Yeniden doğuyorsunuz. İş hayatınız olsun, aşk hayatınız olsun, evlilik hayatınız olsun. Burada yeni kararlar verme noktasına gidiyorsunuz. Bu başlangıçları yaparken sadece ne yönde olmak istediğinize çok iyi karar vermeniz lazım. Bu hafta belki bazı alacak verecek konuları gündeminize gelebilir. Parasal ve finansal konularda yeni bir değişim içerisine gidebilirsiniz. Bu hafta bir şey satmak, almak gibi konular özellikle çarşamba ve perşembe günleri sizler için çok önemli olabilir. Bu tür hususlarda daha dikkatli, daha özenli olmaya dikkat edin diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar, bu hafta içerisinde özellikle gayrimenkuller, belki parasal konular, taşınma, yer değişimi gibi konularınız biraz önemli olabilir. Belki miras, belki aileyle alakalı hukuksal konular da gündeminizde olabilir. Tabii bunları yaparken haftanın başında özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri ikili ilişkileriniz ve partner ilişkilerinizde bir takım yaşadığınız hayal kırıklıklarının hesabını sormak isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir hesaplaşmaya gidebilirsiniz. Bu hafta içerisinde özellikle bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni bir başlangıç içerisine giderken de eski bir şeyi
artık silmek, artık geride bırakmak gerekiyor. Bir şeyleri çok geride bırakamadığınız bir dönemdesiniz. Tekrar hatırlıyorsunuz, tekrar özlem duyuyorsunuz ve tekrar nasıl ilerleyeceğinizi bilemiyorsunuz. İşte şimdi tam bu noktada bu hafta bunlardan sıyrılmayı başarmanız gerekiyor. Belki unutmanız gerekiyor. Belki yeniden başlama cesaretinize güveniyor olmanız gerekiyor. O yüzden bu hafta yeniden başlayacağınız şeyler söz konusuyken geride bırakmayı da başarmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız yeniden başlayabilirsiniz. Heveslerinizi yeniden kazanabilirsiniz. Parasal kaynaklarınızda önemli bir iyileşmeye giderken iş hayatınızda da çok geçmiş bir iş teklifi alabilir ya da geçmişteki bir iş tekrar önünüze gelebilir. İş ve sorumluluklarınız noktasında iş arkadaşlarınıza bu hafta çok güvenmemeye özen gösterin diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Evet efendim, devam ediyoruz kaldığımız yerden tüm heyecanımızla. Şimdi önümüzdeki haftanın burçlarını yarıladık. Geriye kaldı Oğlak, Kova, Balık kaldı değil mi yönetmenim? Oğlak, Kova, Balığı hazırlayacağız. Ama tabii ki önümüzdeki hafta, vallahi bakın garanti veriyorum, önümüzdeki haftadan yani onu geçirdiğiniz haftalardan bir kat daha güzel, ışıl ışıl, enerjisi çok güzel. Neden? Merkür retrosu bitti, Venüs retrosu bitti. Artık tamam, şikayet edecek çok bir şey kalmadı ki. Abartacak bir şeyiniz de kalmadı artık. Olaylar akışında hızlı bir şekilde gidecek. Bazı hesaplaşmalar görülebilir, bazı konuşmalar yapılabilir. Ama tabii ki önemli olan olaylara sizin ısrarcı yaklaşmamanız. Elinizden geldiğince özgürde ve gayrette bulunuyor olmanız. Biraz cesur olun. Hayatınızı farklılaştırın. Bunları yapabilecek güç, imkan ve koşullar doğru zaman içerisine giriyoruz. Diğer burçların bu haftayla ilgili tahminlerinde zaten bahsettik. Şimdi sırada Oğlak, Kova, Balık. Ondan sonra da bir Instagram canlı yayını alırız. Sonra da sanırım veda vakti. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar, bu hafta sizin için adeta çok önemli bir hafta. Hem Merkür Plüton'un kavuşuyor olması, Venüs Mars'ın kavuşuyor olması, bunlar sizlerin yani gezegenlerin bu kadar yoğun bir şekilde sizin üzerinizde olması, yıldızınızın da çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yani diyor ki sistem size, lütfen kararlarını bu dönem ver. Bazı sıkışmışlıklar, bazı tıkanmış olayların bu dönem artık hakkını vermek zorundasın. Neyin kötü olduğunu ya da neyin iyi olduğunu tam keşfettiğin bir dönemdesin diyor. Bunları iyi tasarla ve bunları hayatına iyi çek. Aşk ve ilişkilerle ilgili tutku artıyor. İkili ilişkilerde istekleriniz ve arzularınız artıyor. Bir şeyleri farklı bir yönde istiyorsunuz. O tutku, o arzu başka bir noktaya gidiyor. Belki iş hayatınızla ilgili büyük bir müşteri kazanacaksınız. Bu da bir tutku. Belki büyük bir şirketin sorumluluğunu alacaksınız. Belki çalışmıyorsunuz, evdesiniz. Birdenbire bu hafta bir şey kurma kararı alıp bir arkadaşınızla tanışacaksınız gibi konular ön planda olabilir. Geçtiğimiz 2-3 hafta önce sağlıkla ilgili bir takım problemler yaşadıysanız bunlarla da ilgili güzel, pozitif sonuçlar almanız söz konusu olabilir. Herhangi bir yerde yöneticiyseniz ya da bir şeyleri yönetiyor, çalışanlarınız çok fazla olan biriyseniz de lütfen yöneticilerinizle ya da çalışma arkadaşlarınızla bir takım rekabetler içerisine girmeyin. Tatlılıkla çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok. En azından bunu bu hafta felsefe olarak edinin. Kendinizi hırslarınızın kurbanı etmeyin diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, sevgili kovalar, bu hafta sizler için önemli bir hafta. Özellikle anne ile alakalı konularınız varsa hayatınızda ya da kadınlarla ilgili, kadın yöneticilerinizle ilgili bazı kararlarınız varsa bunların yeniden gözden geçirdiğiniz bir zaman dilimindesiniz. Merkür ve Plüton'un 12. evinizde kavuşacak olması sizlerin adeta sanki bir konuda kendinizi savunmanız gerektiğini gösteriyor. Savunmak, kendinizi anlatmak, yeniden inşa etmek gerektiğini gösteriyor. Zaten çok böyle geçtiğimiz 2-3 haftadan beri de çok köşeye sıkıştığınız zamanlar yaşadınız. Endişeler, kaygılar, belki son 2 yıldır, özellikle son 2 yıl dediğim Mart 2020 Mart'tan beri hayatınızda bir şeyleri
tasarlamaya çalışıyorsunuz. Ülke değiştirdiniz, şehir değiştirdiniz, eş değiştirdiniz, iş değiştirdiniz. Bir şeyler sürekli değişiyor ama bunu hiç istemediniz ve bunu hiç hayal etmediniz. Burada bir takım rekabetler ve bir savaş içerisindesiniz. Bunun içerisine siz girmeyi tercih etmediniz. Ama Satürn sizi burada bir şekilde adapte etmeye ve size yeni şeyler öğretmek için de sizi değiştirmeye geldi. Evet, şimdi bunlar değişirken sizler de neler olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Bu hafta içerisinde sanki artık eyleme geçiyorsunuz, harekete geçiyorsunuz. Arkada dönen bazı işleri görüyorsunuz. Bir takım dostluklarınızla ilgili zorluklar yaşandıysa ya da ya ben hayatta bunu yapmam, nasıl yaptım dediğiniz şeyler varsa bunların böyle telafi dönemi diyebiliriz bu hafta. Kendinizi işinize vermeyi, iş hayatınızı geliştirmeyi lütfen unutmayın. Bu hafta sizin zirveye çıkabileceğiniz, kendinizi yönetebileceğiniz muhteşem bir hafta diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar, bu hafta sizler için oldukça keyifli ve şanslı bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunu yaparken biraz harcamalarınızı iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Belki kontrolsüz harcamalar, belki de tahmin etmediğiniz bir takım dışarıdan gelen ödemeler, yapmanız gereken durumlar belki sizi biraz endişelendirebilir. İş hayatınızda oldukça bunaldığınız ve ne yaptığınızı kestiremediğiniz şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Belki iş hayatınızla ilgili değer duygunuzu sorguluyorsunuz. Ya da ben bu işe ait miyim? Bunu yapmak zorunda mıyım? Burada mı olmam gerekiyor? Yeni bir arayışta mı olmam gerekiyor dediğiniz, biraz karmaşık, birazcık da duygusal anlamda ne yöne varacağınızı bilemediğiniz bir zaman dilimi olabilir. Bu hafta bir takım konularda farkındalığınız artacak. Aynı zamanda iş ortamınızda fark edileceksiniz belki de. Belki bir konuda kendinizi ortaya koymanız gerekiyor, bunu fark edeceksiniz. Bu hafta içerisinde bazı sorumlulukları almayı siz seçin ve kendinizi göstermekten, anlatmaktan ya da bir şeyleri tasarlamaktan, yeni bir proje oluşturmaktan lütfen vazgeçmeyin ve bunu yaparken de lütfen inanın. Bazı şeylerden o kadar bıkmış ve o kadar yılmış bir noktadasınız ki ve Jüpiter'in de balık burcunda olması. Belki bir takım mobbingler görüyorsunuz, belki iş hayatınızla ilgili kaygılarınız, endişeleriniz var. Burada ne yapacağınızı çok kestiremiyorsunuz ama bu hafta içerisinde net kararlar içerisine gireceksiniz. Ne yapmak istediğinizi çok iyi keşfettiğiniz bir zaman içindesiniz. Bu hafta içerisinde özellikle çarşamba ve perşembe günleri ikili ilişkileriniz ya da anne baba, belki aile konularınızla ilgili, akrabalar olur, kardeşler olur, bunlarla ilgili bir takım sorumlulukları üstünüze almanız gerekebilir ve bunlar anlık gelişebilir. Eğer şimdiden bu videoyu izlemeden önce bunları öngörüyorsanız o zaman da bazı şeyleri bırakmadan da halledebilirsiniz diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet efendim, şimdi yayınımıza devam ediyoruz. Tabii ki kadrolu Instagram takipçilerimizden taksici Batuhan Bey, Antalya İl Başkanımız, kendisi yayında. Diğer kızlarımız da bağlandı. Ama çok ilginç bir şey var ki Instagram'da, üçünün de burcunun ikizler olması tesadüf mü? Soruyorum. Tesadüf mü? Değil. Çekiyoruz biz birbirimizi. Yani evet, bu üç ikizler, üçü de ayrı kafada, ayrı düşüncede, ayrı dünyada, değil mi? Yükselenlerinizi biliyorsunuz Batuhan. Ben oğlum Aygül abla. Sizin hanımefendi? İkizler. Siz ikizleri ikizlersiniz. Wow. İkizleri ikizlerim ben. Ne zor bir şeydir ya. İkizleri ikizler olmak ne demek? Peki ikizleri boğa olan aşağıda. Sizdeki durum biraz kurtarıyor musunuz boğadan? Aa, yok, maalesef. Belli. Peki bu Merkür retrosu sizi çok etkilemiş hayat... olması gerekiyor. Beni etkiledi. Bunu biliyoruz. Sizi? Beni de etkiledi. Değil mi? İşsiz kaldım. Aa, işten çıktınız. Evet. Ne işle uğraşıyordunuz? Güzellik merkezindeydim. Hangi şehirdesiniz? İstanbul'a Anadolu yakasındaydım. Ne iş üzerine iş yapıyorsunuz? Güzellik uzmanıydım. Güzellik uzmanısınız. Cilt bakımı yapıyorsunuz vesaire vesaire, değil mi? Evet. Başvurularda bulunuyor musunuz peki? Başka bir sektör arıyorum şu anda. Güzellikten bir şey çıkmaz diyorsunuz. İkizler bak. Biraz güzelliği denedi. Şimdi başka bir şey deneyecek. Tam gerçek, evet. Bir ikizler. Gerçek bir ikizler. Ama olsun, yine de güzellik sektöründe bir tecrübeniz var, değil mi? Öyle diyelim. Öyle oldu. Bir tecrübeniz denedim var. Bitti. Evet, evet. Bu tecrübeniz var. Yine de duyurulur diyebiliriz. Peki efendim, katıldığınız için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Biz Batancığım, teşekkür ederiz. Bir şey söylemek istiyor musun?
Sizi çok seviyorum. Aa, ben de sizi çok teşekkür ederim. Ben Avrupa birine gireceğim diye düşünüyordum. Bana Mersin yolu gözüktü. Batuhan, Mersin'de o işler öyle olmuyor. Biliyorsun konuşmuştuk daha önce. Ama olsun, bir dene. Bir dene. İyi yayınlar. Herkes gider tersine, sen gidersin. Neyse, bir espri bırakıyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet efendim, devam ediyoruz. Tabii ki son dakikalara geldik. Bakıyorum ne kadarımız kalmış. Oo, bir şey kalmamış. Nasıl geçiyor zaman sizlerle? Vallahi inanın ben de çok fazla bilmiyorum. Böyle çok keyifli bir şekilde ilerliyoruz. Tabii ki bu haftanın en son kapanışında biz ne yapıyoruz? Her hafta önümüzdeki haftanın ay boşlukta zamanlarını söylüyoruz. Ay boşlukta olduğunda ne yapıyordunuz? O dönemlerde başlatacağınız, o saatlerde başlatacağınız işler sizi biraz daha yorabilir. Çok daha tahammülsüz olabilirsiniz. Sonuç alamayabilirsiniz en kötüsü. Burayla ilgili konuları nasıl değerlendirebilirsiniz, bunları söylüyoruz. Ayın boşlukta olduğu takvimi 9 Şubat'ta saat 7.43'ten saat 13.49'a kadar ay boşlukta. Yani şöyle düşünün, 9 Şubat çarşamba günü sabah kalktınız. 7. Ne zamana kadar? Saat 2'ye kadar. Ciddi bir gün bu. Yani günün yarısı. Bu günün yarısı ne yapacaksınız? Toplantı yapacaksınız. Diyelim iş görüşmesine gideceksiniz. Diyelim ki bir şey almamız gerekiyor. İşte bunlar sizin için hemen bir endişe yaratabilir, bir kaygı yaratabilir. Sanki sonuç vermeyecek gibi bir duygu içine girebilirsiniz. Çok elzem değilse 2'den sonraya toplayabilirsiniz işlerinizi. 2'den sonra yapabilirsiniz. Aynı şeyi cuma günü de kullanabilirsiniz. Belki güzellikle alakalı işlemler yaptıracaksınız. Belki operasyonlar yaptıracaksınız gibi gibi. Eğer imkanınız ve elinizde bununla ilgili kontrol edebileceğiniz durumlar varsa kaliteli zaman. Astroloji size kaliteli zamanı nasıl bulacağınızı anlatıyor. Olaya böyle bak. Kaliteli zamanı nasıl yakalayabilirsiniz? Yani 9 Şubat çarşamba saatleri ilk yarı gün, onu iyi değerlendiriyorsunuz. 11 Şubat cumada 11.30'dan sonraya kadar tabii ki orada da ay boşlukta. Cuma günü, cumartesiye bağlıyor zaten. Düşünecek olursanız işlerinizi de toplantılarınızı da ona göre planlayabilirsiniz. Bu hafta sürpriz bazı gelişmeler bizi bekliyor ve en önemlisi Türkiye ve dünya gündeminde, özellikle Türkiye, Türkiye yeni bir başlangıca gidiyor. Neden yeni bir başlangıca gidiyor? Çünkü 14 Şubat'tan sonra Türkiye'nin hem haritasında hem de dünya ile ilgili konularda çok büyük, böyle hayatımızın yönünü başka taraflara çekeceğimiz farklı olaylar duyacağız. Çok başka konular konuşacağız. Artık çok fazla pandemi konuşulmayacak. Daha fazla dünya gündemini işleyeceğimiz, ekonomiden, siyasi liderlerin belki bazı tartışmaları, resleşmeleri, biraz bunları konuşacağız. Farklı bir düzene, farklı bir dünyaya evriliyoruz. Özellikle 15 Şubat'tan sonra Amerika ile alakalı sarsıcı ve büyük değişimleri duyabileceğimiz, özellikle büyük Amerika'daki firmaların iflasları ya da bunlarla ilgili ekonomik çöküşleriyle ilgili konularla karşılaşabilir, bu haberlerle ilgilenebilirsiniz. Çünkü dünyada gelişen bir şey bize de etkisi altına alma yoluna götürecek. Yani orada başlayan bir akım. Nasıl Wuhan'daki bir virüs bugün bizim hayatımızda, dünyada her şeyi etkilediyse, ekonomik bir dalga da maalesef bu yıl hem Türkiye'yi hem dünyayı oldukça etkileyecek ki zaten şu anki bulunduğumuz durumlar biraz endişe ve kaygı verici olsa da yeni bir yapıya gideceğiz. Yeni bir düzen gelecek. Bu düzen birazcık kaostan oluşacağı için yetenekli insanların, içgörüsü olan insanların ayakta kalabileceği bir düzen olacak. Yani eğer sizler yetenekliyseniz, içgörünüz varsa, bunları oluşturabiliyorsanız ve anlayabiliyorsanız büyük değişime daha kolay hazırlanacaksınız. Ama belirli yetenekleriniz yoksa ya da olayları çok iyi analiz edemiyorsanız, bağlar kuramıyorsanız, o zaman tabii ki içiniz çok sıkılacak, mutsuz olacaksınız, ne yapacağınızı bilmeyeceksiniz. Bunları temizlemeniz, bunları toparlamanız gerekiyor ve bunları yeniden şekillendirmeniz gerekiyor. Herkes kendi güzelliklerini, kendi imkanlarını kendisi yaratır. Herkes serdiği mindere oturur eninde sonunda. Ne yapıyorsanız kendinize yapıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden astrolojiyi kullanırken de lütfen kendi menfaatlerinizi, kendi başarılarınızı merkez alarak tabii ki ilerleyin. Ama
Satürn'ün kova olması ve Satürn'ün kova yolculuğunun bize yeniden insan olmayı hatırlattığı bir süreç olduğunu da lütfen unutmayın. Yeniden insan olmak için adeta tasarlanıyoruz. Kendimizle ilgili her konuyu yeniden şekillendireceğimiz muhteşem bir hafta bizleri bekliyor. Buna hazır olmanız için burada sizlerle bir saat zaman geçirdik. Önümüzdeki hafta inşallah yine aynı saatte birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta daha fazla belki aşk, meşk, sevgi ilişkilerini konuşmamız için çok daha neden yeterli, gökyüzünde nedenlerimiz olabilir diyoruz. Hepinizi haftaya yine bekliyoruz. Astrometik hesabından, sosyal medyadan bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere haftaya inşallah.